Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir bebek yeleği ile sizlerle birlikte olacağız. Yeleğimizi yakadan başlayarak artışlarımızı yapıyoruz. Yeterli roba büyüklüğüne geldiğimiz zaman modelimizi uygulayarak yeleğimizi tamamlıyoruz. Yeleğimin ölçüsüne hemen bakmak istiyorum. Şu şekilde en üst noktadan en alt noktaya kadar baktığımız zaman 31 santim yeleğimin uzunluğu, yeleğimizin Kol altından genişliğine bakalım. 29 santim yeleğimizin kol altından genişliği. Ee, yeleğim için bir tane ip kullandım. Ve e, yeleğimiz 1-2 yaş civarındaki çocuklarımızın rahatlıkla giyebileceği ölçüye sahip. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimize başlayalım. Arkasında görelim. Evet başlayalım. Yeleğimi örmek için Nakonun Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpim yüzde 35 poliamid, yüzde 65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 236, 100 gram ve 340 metre güzel çok tatlı bir pembesi olan ip. Tabi dilediğiniz herhangi bir marka ürünü de tercih edebilirsiniz. Sadece ördüğümüz e, ürünü sizlerle paylaşmak istediğimiz için gösteriyoruz. Yoksa dilediğiniz herhangi bir marka hepsi yeleğimize uygun olabilir. Yani bebeklerimizin rahat edebileceği her türlü ipi kullanabiliriz. Yeleğimizi örmek için 3 numara tığımı kullanıyorum. Şu şekilde bakınız 3 numara tığımızı kullanalım. Tabi e, tığ tercihlerinde ipimizin özelliğine göre e, tercih edelim. Daha kalın iplerse birazcık daha büyük numaralar ya da daha ince ipleri 2-2,5 iki, iki ya da daha ince tığlarla örebiliriz. Şimdi zincirimizi çekip işaretlerimizi de aynı anda bırakarak ilerleyelim. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane zincirimi çektim. Yeleğimin önü için bir tane ayıracımı takıyorum. Ve kolum için bir diye başlıyorum. Bakınız 11. de mavi ayıracım takılı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincirimi de kolum için ördüm. Şimdi yeleğimin arkası için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 tane de arkası için örüyorum. Hemen ayracımı takıyorum. Tam 19. zincirime taktım ayracımı ve şimdi örmeye devam ediyorum tekrar kolum için 13 zincirimi çekiyorum başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 de kolum için zincirimi ördüm ve 13. zincirimi ayracımı takıyorum ve yine başlıyorum 1 2, 3, 4, 5, 9, 10 ve 11 tane zincirimi de önüm için çektim ve şöyle zincirimi bırakıyorum. Şöyle görebileceğimiz gibi hemen zincirimizin ölçüsüne bakalım. Tından tarafı biri tutmak istiyorum. Daha güzel ölçülüyor. 26 santim. Bakınız 26 santim. Yani fazlasıyla 26 buçuk bile diyebiliriz ama eğrilikleriyle falan şöyle gördüğümüz ölçüde 26 buçuğa denk gelmekte. Hemen birinci trabzan sıramızı örmeye başlayalım. Evet hemen zincirimizin üzerine örmeye başlayalım. İki tane geri çekiliyorum. Bakınız iki tane zincir geriye çekildim. İki tane ilave ediyorum. Zincirimi tekrar tığımın başını doluyorum. Geri çekildiğim ikinci zincir yuvamın içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve toplamda iki tane trabzanımız oluyor. Ve devam ediyorum. Birer birer zincir yuvalarımın içerisine girerek trabzanımın ilk sırasını oluşturuyorum. Yeleğimizin önünün trabzanlarını birer birer bakın zincirimin içerisine giriyorum. İkili trabzanlarımı örüyorum. Birer birer ilerlemekteyim. İşaretlerimizi bıraktığımız için gayet kolaylık olmakta. Hiçbir sıkıntı yaşamadan ilerliyoruz. Şimdi sayalım 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Bakın hiçbir şekilde şaşma olmuyor. Hemen 2 geri çekilelim. 2 zincir ilave edip çekildiğimiz ikinci zincire yani zincirimizin devam eden yöndeki tarafına battığımız zaman işaretli yerimize kadar hiç problem olmadan geliyoruz. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. İkinci zincirimi de ilave ediyorum. Burası bölümlerimizin ayrım yeri. Her iki bölümü birbirinden ayırıyor ve bu iki zincire artışlarımızı yapıp yeleğimizi büyüteceğiz. Beyaz ayıracımı çıkarıyorum. Beyaz ayracımdan kırmızı ayıracığa kadar olan bölümü yani kolumuz için 13 tane trabzanımızı e, zincirimiz örmüştük. Trabzanlarımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Bunun için aynı yere batmıyorum. Hemen bakınız yandaki zincir yuvasının içerisine giriyorum. Bakın aynı yere batmıyorum. Bir sonraki yani bir sonraki yuvama giriyorum. Ve bu şekilde hepsine birer tane zincir yeri ayarladığımız için zincirlerimizi birer birer trabzanla dolduruyoruz. Sırası ile 13 tane trabzanımı kolum için örüyorum. Ayracımı bıraktığım yere kadar örerek gelelim. Ayracımın olduğu yere kadar örerek geldim. Zincirimden sonra trabzanlarımı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13 bakınız. Tam ayracımın olduğu yere geldim. Kırmızı ayracımdan sarı ayracıma kadar olan yer yeleğimizin arkasını oluşturacak bölüm. Şimdi 13. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi ilave ediyorum. Ve buradan kolumdan artık yeleğimin arkası için olan ayraçlı bakın zincirimi taktığım Diğer bakın diğer zincir yuvasına girerek yeleğimin arkası için olan bölümü örmeye başlıyorum. Yeleğimin arkası için ise 19 tane zincir çekmiştik. 19 zincirimizi birer birer trabzanla dolduruyoruz ve yeleğimizin arkasının ilk sırasında bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Evet ilerliyorum sarı ayıracıma kadar örerek gelelim. Sarı ayıracıma kadar olan bölümü de ördüm. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane trabzanımız hazır. Ve 2 tane zincirimi çekiyorum yeleğimin sarı trabzan sarı ayracımdan mavi ayracıma kadar kolları için örmüş olduğumuz zincirlerimi hemen trabzan olarak örmeye başlıyorum bakın hemen yandaki aynı trabzana kesin aynı zincire kesinlikle batmıyoruz bir yanındaki görmüş olduğum göze gelerek batıyorum ve birinci trabzanını kolum için ördüm. Şöyle bakacak olursak bakın aynı yeri örmüyoruz. Farklı farklı zincir yuvarlarına örüyoruz. Ve devam ediyorum. 13 tane kolum için örmüş olduğum zincirimi de dolduruyorum. Evet, mavi ayırıcıma kadar örerek geliyorum. Hemen bakın, birer birer tamamlamaktayız trabzanlarımızı. Evet, mavi ayırıcıma kadar 13 tane trabzanımı ördüm. Kolum için olan 2 zincirimi çekiyorum. Ayıracımı çıkarıyorum ve başlıyorum. 1 2 ve saymaya gerek yok. 11 tane önümüz için trabzanlarımızı da dolduruyoruz. Hemen birkaç tane trabzanım kaldı. Bu şekilde ayarlama yaparsanız sevgili arkadaşlar hiç zorluk çekmezsiniz. Herhangi bir işaret koyabilirsiniz. Şu bir tane daha. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bakınız bir tane daha kalmıştı. 11. Ne kesinlikle fazla ne de eksik kalmakta. Hemen bu şekilde ayarlamamızı yaptık. Şimdi sırama bakıyorum. Ayraçlarımı kenara alıyorum yeleğimin ilk bölümü tamamlandı. Her iki önümüzü 11 ve 11 olarak çektim. Kollarımızı 13 ve 13 trabzan. arkamız ise 19 trabzandan oluştu. Şimdi yeleğimizin ikinci sırasını örmeye başlayalım. 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir çekelim bakın arka yönü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve bütün trabzanlarımı ayrım yerine kadar birer birer örerek ilerliyorum birer birer bakınız ikinci bir trabzan örmeden hemen hepsine birer defa batarak trabzanlarımı örüyorum şimdi ikinci sıramı birer birer bütün trabzanlarımı tamamladıktan sonra şöyle bakmak istiyorum aşağıda 11 tane trabzanım var yukarıda da 11 tane trabzanım ördüm 2 4 6 8 10 ve 11 2 zincirimin olduğu yere geldim 2 zincirimin olduğu yer hem önümüz hem de kolumuzun olduğu yeri birbirinden ayıran ya da bağlantı sağlayan zincirimiz bakınız sağ tarafında önümüz sol tarafında ise kolumuz şimdi biz bu iki zincirin içerisine iki trabzan iki zincir iki trabzan öreceğiz İki trabzan ördüğümüz zaman önümüz iki zinciri ortaya çekeceğiz tekrar tekrar iki trabzan daha örüyoruz kolumuzun artışlarını yapacağız yani bu ara iki zincirin olduğu yerde yapacağımız bütün işlemler sağındaki ve solundaki bölümlerin artışını sağlamakta hemen iki tane trabzanımı örüyorum bir tanesini ördüm ve buradaki sayım 12 oldu dikkat ederseniz şimdi bir tane daha örünce 13 oldu yani İkinci sıramız genişledi. 1 ve 2 zincirimi çektim. Bir sonraki sıra için ayrım yerini hazırlamak adına ve hemen tekrar giriyorum. 1 ve 2. 2 da bu kısmı ördüm. Kolumuzu genişleteceğiz ve devam ediyorum. Birer birer kolumuzu örmeye. Koluma kadar olan bölümü ördüm. Dümdüz trabzanım iki artışımı yapmıştım. Diğer iki zincirimin olduğu yere geldim. Bakınız Yine tığımın başını doluyorum. Hemen iki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. Kolumu her iki yönünden bakınız buradan ve diğer tarafından genişletmiş oluyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi yeleğimin arkası için olan artışımı yapıyorum. Yine aynı yuvanın içerisine girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki artışlarımı yaptım şimdi tığımın başını doluyorum buradaki artışlarımızı yaptıktan sonra farklı bir işlemimiz yok diğer trabzanlarımızı dümdüz örüyoruz ta ki diğer artış yerimize gelene kadar şimdi arkadan birer birer bütün trabzanlarımızı örerek ilerleyelim sadece üzerlerine batıyoruz ve ikili trabzanımızı örüyoruz İlerleyelim. arkadan örerek başlamıştım bakınız iki tane zincirimden sonra iki trabzan artışımı yaptım bir dümdüz bütün trabzanları örerek geldim yine ara artış ve ayrım yerimin olduğu bölümü hemen en son trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 2 trabzan örerek iki tane artışımı yapmış oluyorum hemen arasına... İki zinciri çekiyorum. Tekrar bu tarafta kalan, sol tarafta kalan kolum için iki tane artışı aynı yere yapıyorum. 1 2 Bu şekilde robamız dilediğimiz kadar büyüyebiliyor. İki tane trabzanı da ördükten sonra kolum için olan trabzanlarımı da birer birer örmeye başlıyorum. Diğer ayrım yerine kadar bakınız diğer zincirime kadar birer birer örelim Evet bir kolumdan bakınız kolumun bir ucundan diğer ucuna kadar aradaki trabzanlarımı ördüm ve hemen diğer ayrım yerine geldim yine içeriye giriyorum zincirimin içerisine bir ve iki tane trabzanımı örüyorum bir iki zincirimi çekiyorum aynı yere iki trabzan daha örüyorum bir ve iki İleğimin önü için olan trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Ve bakın ikinci sıramızı artışlarımızı yaparak tamamlıyoruz. İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız en sondaki trabzan. Bakın en sondaki trabzanımızı mutlaka örelim. Unutmayalım. Tığımızın başını dolayalım ve en sondaki trabzanımızın da tepesine batarak ikili trabzanımızı örelim ve geçişimizi güzel bir şekilde yapmış olalım şimdi zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz öncesinde bir ikinci sıramızı şöyle bir bakalım üçüncü sıraya geçmeden bölümlerimizin duruşuna şöyle Evet, yeleğimizin arkası, yeleğimizin kolları ve önlerimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi 3. sıramıza başlayalım. 3. sıramız için 4 tane zincirimizi çekmiştim. 4 zincirimizi hemen trabzan olarak örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız sıradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma geliyorum ve batıyorum bir tane atladım bir sonrakine geliyorum ve bir trabzan örüyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum bir diğer trabzanımın üzerine batarak bir trabzanımı örüyorum bakın kafes yöntemiyle çalışıyoruz bir tane zincir bir trabzan sıradakini atlıyorum diğer trabzanıma gelerek bir trabzan örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Ve bu şekilde bir trabzan atlıyoruz. Diğer trabzana. Her bir zincirin karşılığı bir zincir çektiğim zaman alttan bir tane trabzanımı atlıyorum. Sıradaki trabzanıma gelerek batıyorum. Bakınız birer zincir atladım ve artış yerimize kadar geldim 1 2 3 dört, beş, 6 tane kutucuğumuz oldu şimdi bir tane zincir çekiyorum yine bir zincir çektim bir tane atıyorum bakınız bir tane battım İki tane zincirimi yine araya çekiyorum bir tane trabzanı araya örüyorum bakın aramıza bir tane trabzan iki zincir bir trabzan ördüm bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen bakın tığım başını doladım ve diğer trabzanımın üzerine batıyorum buradaki ne değil bir sonraki trabzanıma batıyorum ve bu şekilde artışlarımı da yapmış oldum ve ilerlemeye devam ediyorum kolumun üzerindeki artışlarımı da yaparak ilerledim bakınız burada şu araya bakalım artış yerimize bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanımızı ördük. Sağından ve solundan birer trabzanımızla artışlarımızı yapıp kutucuğumuzu oluşturduk. Şimdi yine aynen ara artış yerime geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. Bir tane trabzan, iki zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzanımı yapıyorum buradaki yuvamdaki artışımı ve iki zincirimi oluşturuyorum bir tane zincir çekiyorum sıradaki trabzan atlıyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum ve üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bir zincir bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batarak birini atlıyorum bakınız ikincisine batıp trabzanımı örüyorum bir tane zincir bir atla diğer trabzanıma bir zincir bir atlıyorum diğer trabzanıma bir zincir çekip atlıyorum diğer trabzan şeklinde örerek ayrım yerine kadar devam ediyorum bu kısmı da birlikte yapalım bakın şöyle küçük küçük kutucuklarımız olacak yeleğimizin şık durması için atlıyorum. Ve yine bir tane atlayıp sıradaki bir tane zincir çekiyorum. Bir tanesini atlıyorum bakın. Direkt zincirimin içerisine geçiyorum ve örüyorum. 2 tane zincir ayrım yerim için çünkü bakınız ayrım yerin olduğu noktadayım İki zincirimi mutlaka çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yere bir trabzan daha örüyorum bir zincir çekiyorum ayrım yerimi şu şekilde ayarladıktan sonra bir zincirimi çekmiştim tığımın başını doluyorum Tırabzanın bir tanesini atlayıp ikinci trabzanımın üzerinden örmeye devam ediyorum ve arkadan da koluma geçtim şimdi kolumu da önümü de aynı burada yaptığım şekilde tamamlayıp uçta görüşelim. Evet bütün kutucuklarımızı hazırladık ve sıramızın başına geldik. İleğimizin arkası, kolları ve önünü bu şekilde tamamladık. Şimdi öreceğimiz sıramızda bütün kutucuklarımızı ve trabzanlarımızı öreceğiz. 1, 2, 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doladım. Bir tane, biraz önceki bir zincir çekmiş olduğum kutunun içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen trabzan olarak ördüğüm yerin üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bu sıramızda hem e, zincir çektiğimiz yerleri hem trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane giriyorum trabzanımın üzerine örüyorum zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum yerin içerisine giriyorum trabzanımın üzerine giriyorum ve bir tane zincirimin içerisine giriyorum yani bir tane zincir içerisine bir tane trabzanımızın üzerine örerek artış yerimize kadar ilerliyoruz Artış yerimize kadar ilerleyerek geldim. Bir tane trabzan üzeri ve bir tane kutunun içi bir trabzan bir tane kutumuzun içerisine girerek trabzanlarımızı ördüm. Şimdi tam artış yerinin olduğu bölümdeyiz. İki zincirimizi çektiğimiz yerin içerisine yine iki tane artışımızı yapıyoruz. Bir ve iki. İki artışımı yaptıktan sonra iki zincirimi hemen ilave ediyorum. İki trabzan bir ve iki zincir tekrar iki trabzanımı ilave ediyorum 1 ve 2. arkasından diğer bütün kutucuklarımızı ve trabzanlarımızı örüyoruz yine artış yerimizde iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örerek bu sıramızı da tamamlıyoruz Robamı örerek biraz daha büyüttüm. İki sıra bakınız, trabzanımızı örmüştüm. Bir sıra kafesimizi ördük. İki sıra daha trabzanımı ördüm. Bir sıra daha burada yaptığımız aynı işlemlerimizi tekrar ederek ikinci bir kafesimizi oluşturdum ve iki sıra daha trabzanımı ördüm. Şimdi bu sıramızda kafesimizi tekrar örelim. Şu şekilde. Birlikte bu son kafesimiz olsun. Ondan sonraki sıramızda ise kollarımızı birleştirelim ve diğer sırada modelimizi uygulamaya başlayalım. Kafesimizi öreceğimiz sırada 4 tane zincirimizi çekiyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Bu ilk trabzanım sayılıyor. Bakın şöyle devam ede gelen hemen ikinciyi atlıyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine yani bir atladığım için bir sonrakine batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma geçiyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma geçiyorum biraz önceki sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyorum bir zincir çekiyorum ve alttan bir trabzan atlıyorum sırası ile kolumun artış yerine kadar geliyorum bir zincir yukarıdan bir trabzan aşağıdan ve sıradaki trabzanıma geçiyorum ve bu sırayı da yine bu şekilde örüyoruz bir zincir bir atlıyorum diğerine batıyorum ve artış yerine kadar gelelim artış yerime kadar geldim birer tane zincir çektim alttan birer trabzanımı atlayarak Tam artışımın olduğu yere geldim. Bakınız, yukarıdan itibaren aynı yer üzerinden devam etmekteyiz. Tığımın başında doluyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. İki tane zincirimi yine artışım için ilave ediyorum, bir üst sıra için ve yine aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum, tığımın başında doluyorum. Sıradaki trabzanı atlayıp bir sonraki trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradakini atlayıp bir sonrakine ve bu şekilde bu sıramızı da örerek tamamlayalım. Evet, bir sıra daha kafesimizi sizlerle birlikte ördük. Toplamda 2 4 6 8 ve 9 sıra ördük. Şimdi kol altını birleştirelim ve dönüşte de modelimizi uygulamaya başlayalım. Hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Bitiş yönüne zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 iki. iki tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum hemen bir tane zincir çekmiş olduğum yerin içerisine girerek trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum trabzanımın üzerine örüyorum bir tane daha tığımın başını doluyorum hemen zincirin içerisine giriyorum ve örüyorum bir tane trabzanımın üzerine bir tane zincirim içine trabzanımın üzerine ve bir tane de zincirimin içerisine örüyorum ve bu şekilde kol altına kadar ilerliyorum bir zincir bir trabzan zincir çekmiyoruz tabi zincirimizin içerisine trabzanımızı trabzanın üzerine trabzanımızı ve bu şekliyle biraz ilerleyelim Evet kol altıma kadar ilerledim. Bakınız kol altında artışlarımızı yaptığımız 2 tane zincirli bölümümüze geldim. Ve bir tane zincirli bölümün içerisine giriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Sadece bir trabzan örelim. Ve kolumu şu şekilde örerek devam ettiğim kolumu büküyorum. Şu kısmından itibaren şöyle alıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Tam ortasına devam ede gelen yere bir tane trabzan örüyorum. Bakınız zincir çekmedik iki kolu birleştirdik. Gayet de yeterli bir kol genişliğimiz var. Devam ediyorum. Şimdi bir tane artışımı yaptığım yere ördüm. Hemen trabzan üzerine bir tane daha örüyorum. Ve devam ediyorum. Bir zincirimin içerisine bir trabzanımın üzerine bir zincire bir trabzana ve kolumun Birleştirmesinden arkayı örerek diğer kolucuma kadar ilerliyorum. Evet, yeleğimin arkasını örerek geldim birer birer şimdi tam kol altındaki artış yerimizin olduğu noktadayım. Bakınız hemen bir tane trabzanımı örüyorum ve büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer kolumuzu bakınız büktük şu şekilde devam eden kolumuzun yukarıdan gelen yerini büküyorum ve başını dolamış olduğum trabzanımı buradaki iki zincirimin içerisine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve kolumuzun her ikisini de bu şekilde şöyle bakacak olursak birleştirmiş olduk hemen şöyle bir bakalım her ikisi de şimdi bir trabzanla birleşti devam ediyorum öne doğru buradaki görmüş olduğum V'nin diğer ucuna batıyorum ve bir tane zincirimin içerisine ve bir tane trabzanımın üzerine zincirimin içerisine trabzanın üzerine şekliyle sıra başına kadar örüyorum sıramın başına geldim en son trabzanımı öreceğim şimdi bakınız en son zincir çekerek ördüğüm yere geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum 1 İki tane zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum hemen yönünü. Ve şimdi birleştirme işlemimizi de yaptıktan hemen robamıza bir göz atalım. Şöyle bakalım. Evet gayet güzel bir e, roba çalışması oldu. Şimdi e, roba çalışmamızda modelimizi uygulayarak gövde bölümüne geçeceğiz. Şöyle gördüğümüz zaman bakınız kol altlarımız, sırtımız. Şöyle çok güzel bir roba oldu. Evet devam edelim. Şimdi iki tane zincirimizi çekmiştik. Yeleğimizin ön kısmındayım. Bakınız ön kısmındayım. Ve sol tarafa doğru çevirdiğim zaman yani yeleğin tepe noktası bana doğru olduğu zaman sol tarafa doğru ilerlediğimiz zaman ön yüzünü örmekteyiz. İki tane zincirimi çekmiştim bir tane daha ilave ediyorum toplamda 3 tane zincirim oluyor ve örmeye başlıyorum 3 zincirim arkasından sayıyorum 1 bunu saymıyorum bakınız birinci zincir olarak trabzanı saymıyorum 1 2 3 üçüncü bir tane daha batıyorum 4 ve diğer trabzanımı örüyorum. 5 Buradaki zincir çekerek ördüğüm sıra kenarım olarak devam edecek modelimin. Hani kenar dışta kalan kısmı olacak. Ve diğeri 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane daha örüyorum. 6 tane trabzanı yan yana örüyorum. 6 trabzanımın tam üçüncü iki 2 defa ördüm. Ve yan yana 6 trabzan. Şimdi... Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki gelen trabzanımı bakın bir sonraki gelen trabzanımı yandan girerek alıyorum ve örüyorum. Tekrar devam ediyorum. Tığımın başını doladım. Bir örüyorum. Kabartıdan sonra örüyorum. İki. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yere bir tane daha batıyorum. Dört. Ve ipimi şöyle aşağıya bırakıyorum. Dört. Hemen yanındaki trabzanı örüyorum. Beş. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Toplamda altı tane trabzanımı ördüm. Kabartıdan sonra sayalım. İki. Dört. Altı. Üç ile dördü aynı yere battım. 6. Yani burada illa 3 ile 4'ü aynı yere batmanız şart değil. Burada benim istediğim sonuç 6 tane trabzanımızın olması. Ve hemen 6 trabzanımızı ördükten sonra sıradaki trabzanı yandan kabartıyorum. Ve dışa doğru kabarttım. Yandan gelip bir tane trabzanımı ördüm. Ve devam ediyorum. Bir tane yandan kabarttıktan sonra. 1 2 3 3. iki defa batıyoruz. 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı yan yana örüyorum. Bir tane kabarttıktan sonra sayalım. Bakınız 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördükten hemen sonra yandaki trabzanın Altından girerek kabartıyorum. Ve bir tane trabzan dışa kabartılı bir şekilde örüyorum. Bakın her altıda bir dışa kabartıyoruz. Altı trabzanımı ördüm. Dışa kabarttım. Altı trabzan dışa bir tane kabartma. Altı trabzan dışa bir kabartma şeklinde her altıdan sonra gelen trabzanımı dışarıya kabartarak ördüm. Devam ediyorum. Yine 1 2. 3 Üç. üçüncünün olduğu yere bir daha batıyorum 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm hemen tığımın başını doluyorum yandan giriyorum bir tane dışa kabartılı şekilde örüyorum Önümüzden 6 trabzan 1 kabartma 6 trabzan 1 kabartma şeklinde örerek geldim. Şimdi kolumuzun altına doğru gelmekteyiz. Ve devam ediyorum. 1 2 Tam kolumuzun birleşme noktasındayız. Bakınız. 3 ve 4 Her ikisini de buraya ördüm. Bakınız tam kol altına 4 Devam ediyorum. 5 Sırtımıza geçtik ve 6. 6 trabzanımızı ördüm. Hemen sırada geleni dıştan kabartıyorum ve örüyorum. Ve ilerliyorum yine 1 2 3 3'ü 2 defa örüyorum. 4 aynı yere battığım için 5 ve 6 Altıncıdan sonra gelen trabzanımı yandan giriyorum. Dışa doğru kabartıyorum. Ve tekrar örmeye devam ediyorum. 1 Sırası ile 2 3 3'e 1 daha batıyorum. 4 3 ile 4'ü yan yana yapıyoruz. Tek bir yuvanın içerisine. 5 ve 6 Altıncı trabzanımdan sonra yandan giriyorum ve dışa kabartıyorum ve bu şekilde arkamızı örerek diğer kol altına doğru ilerleyerek gelelim. Evet sevgili arkadaşlar arkasından modelimizi uygulayarak devam etmiştim tam kol altının olduğu yere geldim. Bakınız burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi kenarımızın her ikisinin de aynı yerde yani aynı sayıda tamamlanması modelimiz 1 2 3 ve 4 tane modelimiz olacak yarısı da burada bir tane kenara kalacak şekilde ayarlamamız gerekmekte o yüzden bakıyorum ben e, buradaki bitiş yönünde sağdan başladığımızda bitiş yönünde dördüncü trabzan ve geride 3 tane örmüşüz burada ise Bakınız şimdi aynı işlemi yapacağız. Yani aynı yerlerde birebir denk getireceğiz. Kabartımdan sonra örmeye başladım. 1 Tam kol altına 1 Ve 2 trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı ördüm. Bakın 1, 2, 3 Geçiyorum öne. 4 5 Ve 6 6 tane trabzanımızı ördüm. Yani burada Üçüncü de değil ikinci de çift olarak ördüm. Toplamda 2, 4, 6 tane trabzanım oldu. Ve bakın 1, 2, 3 tane trabzanımı ördüm. Dördüncü de önümüzdekini görelim. Kabartı bakın diğer ön parçamızda. Diğer ön parçamıza da birebir eşlendi. Sadece Üçüncü trabzanda değil ikinci trabzanda çift olarak ördük. Onu da daha önce söylemiştik hiç önemli değil. Önemli olan bize altı tane trabzanın gerekmesi burada. Şimdi sıradakini yandan yine girerek alıyorum. Sıradaki trabzanımı ve altı olarak örmeye devam ediyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü trabzanımı iki defa örüyorum. Dört, beş, 6 altı. 6'dan sonraki trabzanımı yandan girerek alıyorum ve dışa kabartıyorum ve ilerliyorum 1 2 3 3'ü tekrar örüyorum 4 bakın 3'ü tekrar 4 5 ve 6 ve yandan kabartıyorum ve sıramın başına kadar geliyorum. Evet, modelimizin birinci sırasını örerek tamamladık. Bakınız altışar trabzanımız birer kabartmamızı ördük ve en son olarak altı trabzan ve ve en sonunda birer trabzanımı örerek tamamladım. Başlangıçta da aynı şekilde örmüştük. Şöyle bakalım modelimize. Bakınız modelimizin kurulumunda 1 2 3 4 Lütfen eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi ikinci sırasını modelimizin uygulamaya başlayalım. Hemen bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. Bu kenardaki birer e, trabzanlar her iki kenarda hem bitişteki hem başlangıçtaki kenarımız olacak. Modelimize dahil değiller. Şimdi modelimin 6 trabzanın birincisini örüyorum. 1 Bir ve 2. 2 tane trabzanımı ördüm. 1 2 zincir çekiyorum ortadaki iki trabzanımı atlıyorum kenardaki iki trabzanımı örüyorum 6 trabzan örmüştük sevgili arkadaşlar başlangıçtaki ikinci e, iki trabzanımı ördüm 2 zincir çektim ve iki tane trabzanım alttan atladım sondaki iki trabzanımı tekrar ördüm 2 ördüm 3 4 atladım 5 6'yı tekrar ördüm şimdi tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada yandan girerek dışa kabartmış olduğum trabzanımı bu kez yine dıştan kabarık durmasını istediğim için ardından giriyorum. Dışa doğru ittiriyorum ve model boyunca dışta kabartılı olmasını istediğim için ters yönde ardından girerek örüyorum ve yine kabartılı bir şekilde durmasını sağlıyorum. Ve devam ediyorum. Modelimin 1 ile ikinci trabzanı örüyorum. 1 ve 2. Iki. İkisini ördüm. 1, 2 zincir çekiyorum. 3 ile 4 atladım. 5. trabzanımı örüyorum. Ve 6. trabzanımı örüyorum. 3 ile 4'ü atladım. 5 ile 6'yı ördüm. Toplamda 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu. Tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada yandan girerek kabartmış olduğum tek ilmeğimi bu kez yine ön yüzde kabartılı olmasını istediğim için şu anda da arka yönü ördüğüm için tığım ardından girdiriyorum o ilmeğimizin ittiriyorum ve başını doluyorum bir trabzan şekliyle örüyorum. Ve modelimizi yine altı trabzanımızın olduğu yerden devam ederek örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2 trabzanımı örüyorum baştaki ikiyi, iki 1, 2 zincir çekiyorum, 3 ile 4'ü atlıyorum, tekrar tığımın başını doluyorum, 5 ve 6. trabzanımı örüyorum, 5. ördüm, şimdi 6. trabzanımı da örüyorum. Şöyle görelim modelimizi ön yüzden de görelim. Bakınız çok kolay ve çok güzel bir model uyguladığımız model. Baştaki bir zincirimizi çektim. 6 tane olan trabzanımı 3'e bölüyorum. Baştaki 2'yi örüyorum. Ortadaki 2'yi 2 iki zincir çekip atlıyorum. Örmüyorum. Sondaki 2'yi yine örüyorum. Ortadaki kabartılı direğimi devam ediyorum. Yine sıra 6 tane trabzanıma geliyor. Aşağıda ördüm. 3'e bölüyoruz. İlk 2'yi örüyorum. Ortadaki 2'yi yukarıdan 2 zincir çekip atlıyorum. Son 2'yi tekrar örüyorum. 2, 4 ve 6 şeklinde. Kabartılı olan trabzanımı arka yönden ördüğüm için arkasından girerek kabartıyorum. Ve tekrar 6 tane trabzanımı ilk 2'yi örüyorum. Ortadaki 2'yi atlıyorum. Yukarıdan tabi 2 zincir çekerek ve son 2'yi de örüyorum. Sırada bu kabartmamız var. Kabartmamızı ise... Tığımın başını doluyorum. Arka yönde olduğum için tığımı arkadan girdiriyorum ve öne doğru kabartıyorum. Bir tane trabzan örüyorum ve tekrar 6 trabzanımızı örmeye başlıyoruz. İlk 2'yi örüyorum. 1, 2, 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 ile 4'ü atlıyorum. 5.ye batıyorum ve bir trabzan örüyorum ve 6. trabzanımı da örüyorum hemen arkadan girerek tek trabzanımı kabartmıştım bakın arkadan şöyle girdim ve yine dışa doğru kabartıyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir ile ikinci trabzanımı örüyorum bir ve iki İki zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 ile 4'ü atlıyorum. 5. trabzanıma batıyorum. 6. trabzanıma da batıyorum. Ve bir trabzan örüyorum ve tığımın başını doluyorum hemen sıradaki dışa kabartılı trabzanımın ardından şu şekilde giriyorum alıyorum ve örüyorum ve trabzanlarımı bu şekilde 3'e bölerek örüp sıra başına kadar gidiyorum ve buradaki kabartılarımızın da arkasından girerek yine modelimiz tamamlanana kadar kabartılı olarak örmeye devam ediyoruz Evet yeleğimizin modelinin ikinci sırasını da uyguladık. 2, 4, 6. 3'e bölerek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şekliyle ördük. Aralarda kabartlarımızı da unutmadan ikinci sırasını tamamladık modelimizin. Birinci sırasında 6 trabzan, 1 kabartma, 6 trabzan, 1 kabartma örmüştük. İkinci sıramızda 2 iki trabzan, 2 zincir ve 2 trabzanımızı atlamıştık. 2 tane de trabzanımızı örmüştük. Şimdi Tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yine modelimizde bir üst sırada yapmış olduğumuz gibi altı trabzan bir kabartma, altı trabzan bir kabartmamızı yapacağız. Yalnız burada altı trabzanımızı şu görmüş olduğumuz iki tane zincirimizin içerisine dolduracağız ve hemen kabartımıza geçeceğiz. Hemen modelimizi örmeye başlıyorum. Çeviriyorum. Bakınız düz yöndeyim tekrar bitirdiğim yönde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki 6 tane iki zincirin içerisine trabzanımı doldurmaya başlıyorum uygun yere 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum hemen kabartımı bakınız bu kez önde olduğum için yandan girerek dışa doğru örüyorum tekrar tığımın başında doluyorum hemen 2 tane zincirimin içerisine batıyorum ve 6 tane trabzanımı buraya yerleştiriyorum 1 2 3 4 5 6 6 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen tek olan dışa kabartılı kısmımdan giriyorum. Sıra sonumuza kadar bu kabartılarımız devam edecek. ve Bir tane kabartımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen 2 zincirimin içerisine girerek 6 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 altı trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum hemen bakınız yandan kabartılı olarak giren direğimin hemen kenarından giriyorum ve ilerliyorum ve bu şekilde bakınız dümdüz örerek gidiyoruz tığımın başını doluyorum çok zevkli İki tane zincirimin içerisine altı trabzanımı arka arkaya örüyorum 2 3 4 5 ve 6 tığımın başını doluyorum yandan girerek kabartımı örüyorum 6 tane trabzanımızı 2 tane zincirimizin içerisine ördüm ve kabartmalarımızı ördüm 6 trabzan 1 kabartma 6 trabzan 1 kabartma şeklinde sıramızı tamamladık şimdi sıramızın başına geldim sizlerle birlikte geçişimizi yapalım tığımın başını doluyorum en son trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum örgümün arka yönünde şu görmüş olduğunuz 6'yı 3'e böldüğümüz kısmımızı örmeye başlıyoruz tığımın başını doluyorum 1 ve 2'yi örüyorum 6 trabzanımın birinci ve ikincisini örüyorum 2 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 ile 4'ü atlıyorum 5 ve 6'yı örüyorum 5. batıyorum ve 6. batıyorum örüyorum tığımın başını doluyorum Bakınız burada içte olan fakat modelimizin ön yüzünde dışta kabartılı olan trabzanımın ardından giriyorum bakınız. Yani şu şekilde ardından giriyorum trabzanın etrafından diğer yönden çıkıyorum ve bir tane trabzanı örüyorum yine dışına kabartılı bir şekilde ve buradaki altı trabzanı yine üçe bölüyorum ilk iki trabzanı örüyorum 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum 3 ile 4 atlayıp 5 ve 6 trabzanı mı tekrar örüyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan şeklinde örüyorum ve dışa kabartılı olarak devam edecek ve bu, bu yönde yani ters yönde içteki olan trabzanın ardından giriyorum ve trabzanımı güzelce örüyorum tekrar 6 trabzanımı 1 ve ilk 2 trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çekiyorum başını doluyorum 3 ile 4 atlıyorum 5 ve 6'yı örüyorum Tığımın başını tekrar doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. Ve bu şekilde örüyorum. Bakınız ön yüzden şöyle görülmekte. Buradaki kabartılı trabzanlarımıza dikkat edelim. 2 trabzanı örelim. 3 ile 4 atlayıp 2 zincir çekip 5 ile 6'yı yine örüp kabartmalı trabzanımızı örerek sıra başına kadar devam edelim sıramın başına kadar ikişer ikişer örerek geldim iki trabzan iki zincir iki trabzan bir kabartı şeklinde bakınız modelimiz kendisini gayet güzel göstermeye başladı ve en son trabzanımı örüyorum kenar trabzanımı batıyorum tepesine ve bir tane trabzanımı örüyorum 3 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen iki tane trabzanımın içerisine 6 trabzanımı örerek yine modelime kuruyorum ve bu şekilde dilediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyorum 2 4 5 ve bir tane daha örüyorum 6 Tma başında doluyorum hemen kabartılı trabzanımı yandan girerek örüyorum ve 2 zincirimin içerisine yine 6 tane trabzanımı örüyorum 3 4 5 ve 6 ve yandan giriyorum ve bu şekilde evet iki sırada bir modelimizi tekrar edelim bir altı trabzanımız ve de iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Yeleğimi istediğim uzunluk ölçüsü gelene kadar ördüm. Bir sıra bakınız dışa kabartılı olan trabzanlarımız ve iki sırada birbirini tekrar eden modellerimizden oluşmuştu yeleğimiz. Şimdi en son Sıradayım bakınız. En son sırada ve ön yüzdeyim. En son sırada ipimi koparmıyorum. Hemen buradaki bir tane trabzanımın içerisine bakınız buradayım. Hemen bunu atlıyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine gelerek batıyorum. Uçtayım. Bir trabzanım var bakınız. Hemen yandaki trabzanımın içerisine giriyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm bir sonraki sıraya hemen batıyorum yandan devam eden kenarda örmüş olduğumuz trabzanımıza tekrar tığımın başını doluyorum hemen yandaki sıramın içerisine 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm bir sonraki Bakınız bir sonraki sıranın en son trabzanın içerisine giriyorum ve batıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Hemen sıradaki trabzanımın içerisine girip 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 trabzanım tamamlandıktan sonra bir sonraki trabzanımın içerisine giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine bakınız sırayı takip edip 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4. Hemen yandaki sıraya batıyorum ve şimdi yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle bir bakalım. Bakınız en uç noktada bitirmiştik. Hemen dibindekini atlayıp bir sonrakine 4 trabzan ördüm. Yanındaki trabzana battık. Bir sonraki trabzana 4 tane trabzan Hemen yanındaki trabzana tekrar sadece sık iğne ile batıyorum ve sıradakini 4 trabzan, 1 sık iğne, 4 trabzan şeklinde robama kadar örerek ilerliyorum. Robama kadar 4 tane trabzan ve 1 sık iğneyi ördüm. Kafesimin altındaki sıradayım. Yani modelimizi ilk başlangıç noktasının bir önceki kol altını birleştirdiğimiz sıradayız ve tığımın başını doluyorum kafesin altındaki trabzanımın içerisine geliyorum 2 tane trabzan örüyorum. 2 trabzan kafesemin içerisine 1 ve 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir sonraki trabzana yine 2 trabzan örüyorum. Bir sonrasına yine 2 trabzan 2 trabzan 2 trabzan örerek ilerliyoruz boyun kısmına kadar 2 tane, Robamızı bu şekilde örüyoruz. 2 1 ve 2 1 ve 2. 1 ve 2 Tekrar 1 ve 2 Tekrar 1 ve 2 İkişer trabzan, ikişer trabzan örerek bakınız yukarıya robamızın en üst bölümüne çıktık. Burası yeleğimizin sağ tarafı sağ tarafında iliğimizi açacağız şimdi kaç tane düğme kullanacaksak bu kısımda iliğimizi de açalım tığımın başını doluyorum en son şuradaki bakınız başlangıç zincirimin olduğu yere de bir tane trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen bakınız dibine batıyorum bir tane sık iğne ördüm 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1-2 tane trabzanım atlayıp 3.ye batıyorum. 1 tane düğmemin yerini açtım. Ve sırası ile ilerliyorum. Kaç tane düğme dikeceksem karşı tarafa burada ilik yerlerimi ona göre ayarlıyorum. Şöyle bakalım. Bakınız öncesinde mutlaka ayarlama yapalım. Örerken sıkıntı oluşturmasın. Bir tane düğmemizi buraya, bir tane düğmemizi buraya, bir tane düğmemizi de şuradaki bu görmüş olduğumuz alana yapalım. Hemen zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3 atlıyorum. 1 2 3. sık iğnenin olduğu yere geliyorum ve ilerliyorum. Robamın aşağı kısmına kadar 1 2 3 ve en son batıyorum 3 tane düğme iliği ayarladım karşıya 3 tane düğme dikmek istiyorum kaç tane kullanacaksınız 2 tane kullanmak istiyorsanız ya da tek düğme kullanmak istiyorsanız ona göre yerlerimizi ayarlayarak düğmemizin iliklerini bu şekilde çalışalım şimdi üzerine bir sıra daha sık iğnemizi yapalım bir tane zincir çekiyorum hemen arkasını çeviriyorum 3 tane zincir çekmiştim. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 ve 2. 2 sık iğnemi ördüm. 3 tane zincire 2 sık iğne. Hemen yandaki sık iğnemin üzerine batıyorum ve birer birer sık iğnelerimi örüyorum. 1 sıra trabzan 2 sıra sık iğne örmüş oluyoruz. Şimdi tekrar 3 zincirimin olduğu yerdeyim. Bir ve iki tane sık iğne ördüm zincirimin üzerine diğer sık iğnelerime devam ettiriyorum. Sık iğne üzerine her birinin üzerine birer birer ilerliyoruz. Zincirimin üzerine geldim. Bir ve iki tane sık iğnemi yapıyorum. En son başlangıçtaki sık iğnemin üzerine batıyorum ve bir tane de zincir çekerek bu şekilde iliklerimi de açmış oluyorum. İliğimizin önünü bu şekilde örerek tamamladık. Yukarı kısmına da iliklerimizi açtık. Şimdi diğer e, tarafı da aynı şekilde tekrar ederek yapalım. 4 trabzan bir sık iğne şeklinde örüp tamamlayalım. Bakınız 3 tane de iliğimizi ve üzerine de sık iğnemizi ördük. Orada 2 sıra e, sık iğne bir sıra yine trabzanımızı örerek diğer tarafı da tamamlayalım. Şimdi kolumuzu örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum kol altından yapmaya başlayalım hemen kolumuzun alt noktasına batıyorum bir tane sık iğne ile battım tığımın başında doluyorum hemen yanındaki artış yerini atlıyorum bir sonraki yere geliyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı örüyorum hemen yanındaki kutucuğun içerisine batıyorum ve bir sonraki kutucuğun içerisine giriyorum 6 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm hemen yanındaki kutucuğun içerisine batıyorum ve bir sonraki kutunun içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 hemen yandaki kutunun içerisine sık iğnemi batıyorum tekrar 6 tane trabzan bir sık iğne 6 trabzan bir sık iğne şekliyle başlangıç noktama kadar örerek devam ediyorum Başlangıç noktamıza kadar trabzanlarımızı ve sık iğnemizi örerek gelip tamamladım. Bakın şu şekilde. En son bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla ipimi koparıyorum. Ve sonra içine gizleyelim. Şöyle görelim. Kolumuz gayet güzel oldu. Şöyle son haline bakalım. Diğer kolumuzu da aynı şekilde tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar 3 tane düğmemi de diktim ve yeleğimi bu şekilde tamamladım. Her iki kolumuzun bakınız trabzanlarını ördük. Şöyle çevirip bakalım. Diğer kolumunda trabzanlarını çok güzel bir şekilde örerek tamamladık. Diğer kenarımızı da karşılıklı dörder trabzan, dörder trabzan olarak ördük. Ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Bir çalışmamızın daha sizlerle sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.